Evet efendim, gün ortası programıyla devam ediyoruz. Dediğimiz gibi diğer programın da başında bugün bayramdan bir gün önce artık bitiyor, son programı yapıyoruz. Aynı zamanda direkt şunu da hatırlatalım başlamadan önce. Borsa İstanbul'da 12.30'da eşleşmeler yapılacak ve kapanacak, 1'e doğru artık bir de tatile giriyor. 15 Nisan'a kadar Borsa İstanbul tatil. Onun bilgisini verelim başlamadan önce. Peki kimler bizimle olacak bugün? Şimdi çok değerli bir konuğumuz var stüdyoda bizimle. Serkan Koç, arabunu.com CEO'su bizimle. Serkan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Tuba. Serkan Bey, e-ticareti konuşacağız tabii ki bugün. Çünkü neden? Bayram. Bayram döneminde e-ticarette alışverişler artıyor. Bir de seçim süreci geçirdik biz. O seçim döneminde herkes o seçimi bekledi. Seçim olsun sonra bakarız, seçim olsun sonra bakarız diye herkes konuştu. Ve bundan önce de seçimden sonra fiyatların artma korkusuyla da birazcık herkes alışverişe yöneldi belki diyebiliriz. O yüzden Mart ayını nasıl geçirdiniz e-ticarette? Hatta ilk çeyreği de sorabilirim. Hem Mart hem böyle bir ilk çeyrekten bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Dediğiniz çok doğru. Seçim çok belirleyici oldu. Seçimden önce, seçimden sonra fiyat artışı yaşadığımız için daha önceki seçimde insanlar alışverişlerini Mart'a çektiler. Mart'ta güzel bir artış yaşadı e-ticaret. Yaklaşık %20'ler seviyesinde top 8, en yüksek 8 hacimli firmaya baktığımızda %20'ler seviyesinde bir artış gerçekleşti oradaki volümlerde. Geçen seneye kıyasla, bir önceki aya kıyasla zaten Şubat'ın kısa olmasından dolayı bir artışımız oluyor. Ama onun da üstüne çıkan bir hacim artışı oldu. En önemli konu aslında cirolarda. Çünkü daha çok elektroniğe yöneldi alışverişler. Dediğim gibi zammın geleceği, bayramdan sonra kurların artacağı beklentisi insanları elektronik alışverişlerini öne çekmeye yöneltti. Bunun yanında Nisan'da da kredi kartlarındaki taksitlerin kalkacağı, küçük ev aletlerinde biliyorsunuz 3 ve 6 ay taksit yapabiliyorlardı ek taksitler vererek. Onların da kalkacağı endişesi gene o da üzerine binince bu sefer küçük ev aletleri de talep gördü. Böyle bir hızlı talep gerçekleşti. Enteresan bir nokta var. Tabii ki bu elektronik zaten işte seçim beklentisinden dolayı artmıştı ama bayramın, Ramazan'ın en önemli şeyi süpermarket. Süpermarket harcamaları da arttı. Burada şöyle bir farklılık görüyoruz Tuğba Hanım. Daha çok düşük fiyatlı, yani budget dediğimiz daha düşük fiyatlı ürünler satan, daha çok kendi brandlerini satan, üç harfliler diye anılan firmalara daha fazla yönelim oldu bu dönemde. Büyük, daha premium ürünler satanlara göre daha hızlı büyüdüler. Yani çok hızlı büyüyen mesela, isim verebilirim sanıyorum, bir Şok Market var. Şok Market %46 arttı Şubat'tan Mart'a trafiğini. Gene A101 gibi, gene benzer firmalar gibi. Onlarda da %20 ile 30 arasında artışlar söz konusu. Diğer premium markalarsa sadece %10'luk bir artış sağladı. Bunlara artış da diyemeyiz çünkü zaten Şubat 29 gün, Mart 31 gün olduğu için aslında artış da gerçekleşmiş sayılmıyor. O yüzden özetle aslında bakarsanız seçim belirleyici oldu. Bir talep artışı yok. Sadece gıda ürünlerinde doğal Ramazan artışımız söz konusu oldu. Diğer tarafta ise elektronik tarafında daha çok seçimin geleceği ve kredi kart taksitlerinin kalkacağı endişesiyle insanlar alışverişlerini öne çektiler. 31'i itibariyle, yani birine bile kalmadı, 31'i itibariyle çok keskin bir düşüş yaşandı. Büyük gene elektronik kategorisinde %50'leri varan bir hızlı düşüş gerçekleşti. O yüzden Nisan ayını çok iyi beklemiyoruz ticaret tarafında. Zaten bayram, 23 Nisan gibi tatillerimiz var. O günlerde alışveriş biraz azalacak. Ve Nisan ayında daha düşük bir seyirle, daha doğrusu hızlı bir keskin bir düşüşle karşılaşacağız gibi görünüyor e-ticarette. İlk kuartıra baktığımızda, geçen kuartırla karşılaştırdığımızda, geçen senenin ilk kuartırıyla karşılaştırdığımızda ziyaretçi sayıları da büyümüyor. Baktığınızda %10'luk bir büyüme var gibi görünüyor ama biliyorsunuz çok vahim bir
olay yaşadık, depremimiz oldu. Evet. Depremden dolayı zaten hacimler biraz geçen sene düşmüştü. Onun üzerine %10'luk bir artışı ben artış olarak görmüyorum. Çok yakın bir zamanda hepsi burada bilançosunu açıkladı. Aslında tek halka açık rakamlar onun tarafından geliyor. Biraz sonra bahsedeceğim Trendyol'un e-ihracat rakamları var. Ama baktığımızda hepsi buradanın bilançosuna da adetsel olarak bir artış söz konusu değil. Volümsel olarak enflasyonun getirdiği artışlar söz konusu sektörde. Ama cirosal olarak çok büyümüş bir sektörümüz yok. Burada bir iki tane oyuncu daha lider konumda. Trendyol bunlardan bir tanesi. Zaten her zaman insanların daha çok tercih ettiği marka. Bir de Amazon arkadan çok kuvvetli geliyor. Geliyor, evet. Geçen seneye göre gene %30'un üzerinde bir artışı var Amazon'un. Ve emin adımlarla yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Biraz önce sizinle sohbette konuştuğumuz bu lojistik problemini en odaklı firmalardan bir tanesi Amazon. Amazon bundan 3 yıl kadar önce 100 milyon dolarlık depo yatırımı yaptığını söyledi, açıkladı. Onlar bitti ve hayata geçiyor. Bunlar tabii çok önemli bir güç lojistik tarafta. E-ticaretin de aslında en büyük problemi şu. Aslında temeli doğru kurmadığımız noktada bizim Türklerin aslında genel bir şeyi bir yola çıkalım düzeltiriz mantığıyla iş yaptığımız noktada temel doğru olmadığı zaman bu sefer üzerine yaptığımız binada problemler yaşıyor. Aynen. Dolayısıyla şu anda sektörde temeli yatırım yapan işte Trendyol gibi Amazon gibi firmalar ön plana çıkıyorlar gibi görünüyor. Evet. Serkan Bey şimdi pandemi döneminde e-ticaret çok öne çıktı zaten. Teknoloji hayatımıza çok hızlı girdi. Pandemi döneminde artış yaşandı fakat sonra tabii ki o açılmalarla beraber tekrar bir geri çekilme söz konusu. Peki 2024'te sizin beklentiniz nerede? Şimdi bu dediğimiz gibi taksit kısıtlamaları var. Geçtiğimiz günlerde hafta sonu şey de geldi bu arada, kredi kartlarındaki faiz artışı da yükseltildi. Peki 2024'ten ne bekliyorsunuz? Ama kampanyalar da devam ediyor bir taraftan baktığınızda. Evet. Şimdi birbirini dengeleyecek mi? Birbirini yutacak mı? Nasıl bir beklentiniz var 2024'ten? Şöyle, 2024'te genel beklenti ekonominin yavaşlayacağı yönünde. Ama tabii ekonomi yavaşladığında insanlar daha ucuza yöneliyorlar. Daha ucuzun adresi de kesinlikle e-ticaret. Evet. Bunun kaçınılmaz. Burada eğer ticaret aynı yerde kalırsa e-ticaret büyüyecek demektir. Biz bunu bekliyoruz aslında bakarsanız. Çünkü insanlar daha ucuza yöneliyor. Biraz önce bahsettiğim Mart ayındaki o ucuz süpermarketlere yönelim de aslında arkasındaki güdü bu. Gelir seviyeleri düşüyor ve daha ucuz ürünlere yöneliyor. Bunun da maliyetlerin düşük olması açısından e-ticaret daha ucuz fiyatlar sunuyor ve e-ticaretin büyüyeceğini düşünüyoruz biz. İlk kuartır da büyüdü. İşte geçen seneye göre %10'luk bir artışı var. Ama o pandemideki köpük alındı. Şu anda biraz daha stabil, yatay, yavaş yavaş büyüyen bir sektör görüyoruz e-ticaret tarafında. Tabii yani ben hep başından beri özellikle büyükleri eleştirdiğim nokta yurt dışına açılmalarıydı. Bunu şu anda gerçekleştiren, kuvvetli bir şekilde gerçekleştiren tek firma Trendyol. Trendyol biliyorsunuz Arap coğrafyasına büyük bir atak yaptı. Almanya'da ilk olarak başladı. Azerbaycan'da Paşa Holding'le bir ortaklık yaptı. Evet. Orada ayrı bir yapılanması var. Arap coğrafyasındaysa tüm Türk tekstil ürünlerini oraya taşıyacak bir organizasyon kurdu. Lojistiğiyle çok hızlı teslimat yapıyorlar. 2 günle 4 gün arasında teslimat gerçekleştiriyorlar. Teslimatlar buradaki kargo fiyatlarıyla yapılıyor. Yani ekstra bir kargo fiyatı almıyorlar. Sonra iade yok. En önemli konu o. Tekstil sektöründe en büyük problemlerden bir tanesi iadedir. İade gerçekleşmiyor. Ve bundan 3 hafta önce onların bir Times Square gibi bir meydanları var. İşte bu arkada gördüğünüz ekranlardan olan bir meydan. Her yer turuncuydu ve Türk tekstil ürünleri, Türk ev gereçleri ürünleri gibi ev tekstil ürünleri oraları süsledi. Ve quarter 1'de de birinci çeyrek sonunda da rakamlarını açıkladı Trendyol. Bu rakamlarda Kasım ayında açıklamıştı ilk rakamlarını. Şu anda ilk çeyreği de açıkladı. Kasım ayı normalde 3 aylık satış yapar e-ticaret firmaları. Çok biliyorsunuz işte Black Friday gibi 11-11 gibi günler vardır.
Kasım ayı 3 ayın denk geliyor diye varsaydığımızda, benchmark aldığımızda Kasım ayında 10 milyon adet ürün satmışken bu çeyrekte 16 milyon ürün sattı. Yani %60'lık aslında bir artış söz konusu onların da hacimlerinde. Çok ciddi bir fırsat yaratıyor Türk halkına, Türk tekstil sektörüne, Türk üreticilerine. Artık üreticiler kendi ürünlerini kendi markalarıyla Trendyol üzerinden Arabistan'a ve hiçbir ekstra gayrete katlanmadan satışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Yapacakları tek şey Türkiye'de ürünlerini listelemek ve bir buton var. Basıyorsunuz Arapçaya çeviriyor bütün kontentinizi, bütün içeriğinizi ve siz Arabistan'da satış yapmaya başlıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de bunu örnek alacak farklı firmaların olmasını diliyorum ben. Çünkü iyi bir inisiyatif oldu. Tabii bu biraz zorunlulukla geldi. Belki planlarında vardı ama elektronik ticaret yasasında Türkiye'de önlerine gelen engellerden dolayı yurt dışında bir çıkış yok buldular. Daha hızlandı diyelim. Eminim planlarında vardı. Şu anda oranın tadını aldılar ve daha da hızlı bir şekilde oraya yatırım yapıyorlar. Hedefleri geçen senenin 10 katı satış yapmak. Bu Türkiye cirosunun %30-40'ına denk gelecektir diye düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Ve çok yüksek bir volüm. İhracat açısından da Türkiye'ye çok faydası sağlayacak. Tekstilciler özellikle hala ben çok uyanamadılar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü mesela en fazla ihracat yapan illere baktığınızda İstanbul yok. Evet. İzmir yok. Bursa, Antep gibi daha çok üreticilerin yoğun olduğu şehirler var. Ama bence bütün tekstilcilerin bu tarafa önem verip devletin de burada destek vermesi çok çok kritik bence. Çünkü mesela Çin TikTok'u yapıyor. Arkasında devlet desteği var. Evet. Bizim devletimizin de bu gibi inisiyatiflere büyük destek vermesi gerekir. Önüne set koymaması gerekir. Onları bir gelir kapısıymış gibi görmemesi gerekir. Tam tersi onlara teşvikle daha da fazla ihracat nasıl yaparız bunun yolunu açması gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sonuçta orası bütün sektörlere de fayda sağlayabilecek kesinlikle, bir alan yani. Kesinlikle, kesinlikle. Aradaki aracıları kaldırıyoruz. En önemli konu bu. Normalde bir ihracat nasıl yapılıyor? Buradan işte Riyad'da birisine mal gönderiyorsunuz. O da kendi kar marjını koyup üzerine satıyor. Bu ticarette direkt olarak satış gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Arada sadece Trendyol var. Onun aldığı bir komisyon var tabii ki ama doğal. Aynen öyle. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. İhracattaki sorunlar ve çözümler neler? Şimdi az önce depolamayı söylediniz ya. Benim bildiğim en büyük sorunlarından bir tanesi depolama alanı. Bununla alakalı bakanlıkları da zaten hani bildirimlerde bulunuyorlar. Onun haricinde başka ne gibi sorunlarınız var e-ticaret sektöründe? Yani e-ihracat aslında bakarsanız bir dil sorunudur Türkiye için. Türkiye'deki insanlar o dil bariyerini aşamadıkları için ve tabii ki lojistik çok çok önemli bir sorun. Evet. Bunları aşamadıkları için e-ihracat yapmaya çok yönelmiyorlar. Ödeme sistemlerinde bazı ülkelerde ufak tefek problemler var ama onlar da aşıldı artık. Tabii bu Trendyol'un bu hatayı yapması sektörde diğer lojistik firmalarına da oralara yatırım yapması durumunu getirdi. En büyük lojistik firmalarından birinin global genel müdürü çok yakın arkadaşım. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular ve günlük böyle Azerbaycan'a 8 binlerden 40 binlere kadar varan gönderim yapmaya başladılar. Ve hızlı yapıyorlar. Hızlı teslimat yapıyorlar. 2 gün sonra insanların kapısına minimumda İki gün sonra kapısında ürünü teslim edecek şekilde lojistik organizasyonlarını kurmuş durumdalar. Tabii bu bir volüm meselesi. Yani lojistiğin verimliliği volümden geliyor. Volüm arttıkça da onların verimliliğiyle maliyet düşmeye başladı. Daha da fazla yatırım yapmaya başladılar. Lojistik firmaları için büyük fırsatlar var. İhracat tarafında devletin o tarafa bir destek vermesi gerekiyor. Tabii ki ülke arası ilişkiler çok çok önemli. Onlarla beraber oradaki depolama alanları, bunların devlet desteğiyle kurulması, belki de arazilerinin ücretsiz olarak alınması veya arazinin desteklenmesi gibi imkanlar yaratılması bence ihracatın önünü açacak noktalardan bir tanesi. Tabii ki en önemli noktasında devlet çok iyi bir destek veriyor Tuğba Hanım. Müthiş bir bence devletin yaptığı şey şu, siz reklam yaptığınızda o reklamın belli bir yüzdesini devlet size karşılıyor. Bu çok önemli bir destek ve bunu çok iyi kullanıyor
firmalarımız. Ve kullanmayı aslına bakarsanız daha farkındalığı ortada değil. Böyle bir imkan var. Lütfen bütün e-ticaret firmaları bu imkanı araştırsınlar. Aracı firmalar var bunlara destek veren. Onlarla beraber yaptıkları reklamların %60'lık gibi bir tutarı, devletin size ödediği bir destek var. Tabii ki İhracatçılar Meclisi'nin yaptığı destekler var. Orada katıldığınız eventlerle ilgili, orada yaptığınız aktivitelerle ilgili, reklamlarla ilgili gene destekler var. Bu desteklerle ihracat yapmamak çok zor. Ama insanların artık bu farkındalığı anlayıp oraya doğru yönelmesini ben diliyorum sektörden. İnşallah. Şimdi teknoloji dedik. Zaten e-ticaret, e-ihracat direkt teknoloji üzerine kurulu. Şimdi yenileniyordu ama bir sürü şeyler de geliyor biliyorsunuz. Yapay zeka bilmem ne bir ton şey. Hatta geçtiğimiz günlerde ben gördüm VR gözlüklerle bir alışveriş yapma durumu da vardı. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir değerlendirmeniz? Bütün firmalar dünyada özellikle Amazon başta olmak üzere yapay zekaya çok önemli bir yatırım yapıyor. Çok yakın bir zamanda bir firma aldı Amazon. 1.2 milyara sonra 2.5 milyar dolar daha yatırım yaptı ve tamamını ele geçirdi firmanın. Yaptıkları şey aslında sizin dediğiniz gibi alışveriş deneyimini biraz daha sanallaştırmak ve bu sanal alışverişle beraber de insanlara daha kolay oturduğu yerden alışverişe yöneltmek. Bunun yanında TikTok'un sektöre girmesiyle beraber TikTok şu anda Arabistan gibi ülkelerde direkt olarak app'in içinden alışveriş yapma imkanı sağlayan bir özelliğe sahip ve şu anda Arabistan'ı nasıl söyleyeyim size dağıttı diyebilirim. Google'un çok önemli bir rakibi oldu. Zaten Amerika'da TikTok'u yasaklamasının arkasındaki temel sebeplerden biri tabii ki data ama arkasındaki ticaretin de Amazon tarafından TikTok'a kayması gibi riskler söz konusu. Amazon ne yapıyor buna karşılık? Instagram'la bir işbirliği yaptı ve Instagram'la beraber, Meta ile beraber o da Instagram üzerinden hemen app'in içinden alışveriş yapacak şekilde bir anlaşmaya gittiler. Dünya biraz daha dönüşmeye başladı bu yapay zekanın getirdiği kabiliyetlerle ve aynı zamanda sosyal medya artık bir satış yeri oldu. Evet. Google çok büyük zorluklar çekiyor. Biliyorsunuz bir dönem bundan 1,5 ay önce Google'un genel müdürü bir özür diledi bütün çalışanlarından. Biz bu yapay zeka işini başaramadık ama düzelteceğiz diye. Çok hızlı bir şekilde hisse değeri düştü ama şu anda tekrar eski yerine geldi. Google o tarafa yatırım yapıyor mecbur. Çünkü ana işi reklamcılık ve onu destekleyecek yapay zeka çözümleri sunmak zorunda. Meta bu işe yatırım yapıyor. Amazon yatırım yapıyor. Yine e-ticarette sonradan giren Walmart gibi süpermarket şirketleri yatırım yapıyor. Bunları konuşurken ben hep şunu düşünüyorum. Türkiye'de herhangi bir şirket bu işe ne kadar yatırım yapıyor yapay zekaya? Geçenlerde bir müşterimizle konuşuyoruz. Büyükçe ne de bir firma. Yapay zeka yapıyoruz biliyor musunuz dediler. Aa öyle mi dedim. Kaç kişiyle yapıyorsunuz? Bir dedi. Yapay zeka çalışmasında bir kişiyle yapılıyor. Yani ne kadar yetişebiliriz o tarafa bu tartışma götürür. Bence Türkiye'nin de yapması gereken artık yapay zeka startuplarına çok büyük destek vermesi. Evet. Burada devletin bence ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Suudi Arabistan oyun sektörüne çok büyük bir fon ayırdı biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin de devlet eliyle hem yapay zekaya hem de oyun şirketlerine yüksek yatırımlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu devlet için çok ufak bir para. Ama onlar için can suyu olacak ve Türkiye'yi kalkındıracak noktaya getirecek etki yaratacak bir yatırım olacaktır. Çünkü şu anda dünya sadece yapay zeka konuşuyor. Katar'da bir konferansa gittim. Katar'da tek konu yapay zeka. Yani insanlar e-ticaret bile konuşmuyor artık. Evet. Yapay zeka üzerinden e-ticaret nasıl yapılır bunu tartışıyorlar. Dolayısıyla biz çok geri kalıyoruz bu anlamda. Burada tabii ki startuplar kaynakları düşük firmalar. Zaten sermaye yoğunluğu Türkiye'de belli. Risk alacak sermaye yoğunluğu belli. Çok düşük. Dolayısıyla burada devletin bir etkisi olması o sektörde kalkındıracak ve Türkiye'yi bir adım öne götürecek. Yarın TOG'da ya da işte dronlarımızda da kullanılacak bir teknolojiyi orada öğretmek bizim için çok kolay. Biz çok zeki, çalışkan bir toplumuz. Evet. Atatürk'ün dediği gibi. Orada da çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Serkan Bey,
Peki şunu sormak istiyorum size. Bu genç girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir bu e-ticarete? Çünkü çok yönelen gençler var. Evet. İşte ben ne yapacağım? İşte o bir Amazon içerisinden bir kendime mağaza oluşturacağım falan filan gibi bir sürü şeyler duyuyorum ben. Bu işe bir tık daha ileri boyutta diyeceğim. Az önceki söylediğim gibi değil. Bu işe girişmek isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir? E-ticaret kısa vadede Türkiye ölçeğinde bir 5-10 yılda para kazanacak bir iştir. Hı hı. Ama ben hep şunu söylüyorum gençlere de, yeni girişimcilere de. Şu anda yeni hype olan, yeni konuşulan şeylere daha çok kafa yorsunlar. Mesela yapay zeka. Şu anda Microsoft Hindistan'da 2 milyon kişi yetiştiriyor ki yapay zeka kullanabilsin diye. Tabii ki kendi ürününü kullansın diye yetiştiriyor ama gene de oradaki 2 milyon kişiye karşılık burada kaç kişi yapay zekayla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim artık yeni teknolojilere yönelmemiz ve eski tarafta şu anda kısa vadede para kazanacağımız şeylerden kurtulup ileride bize bilezik olacak, bize para getirecek veya bize gelir olacak şeylere yönelmemiz lazım. Gençler de şu anda e-ticaretin para kazanma sarhoşluğuna maalesef kapılıyorlar. Aynen. Ama aslında 5 yıl sonra o da olmayacak. Sen bugünden yapay zeka çalışırsan 5 yıl sonra o işin uzmanı sen olacaksın. O yüzden sektörün nereye gittiğine bakıp oraya doğru kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Oradaki bilgi seviyelerini arttırmaları gerekiyor. Kısa vadeli düşünmemeleri gerekiyor. E-ticaret yarın bir gün, yani benim öngörüm 5 yıl sonra artık bir aracısız bir sistem olacak. Yani satıcılar yerine üreticiler olacak ve üreticilerden direkt ürün alıp kendisi satan marketplace'ler, pazar yerleri oluşacak. Google zaten bunun öncülüğünü yapacak. Meta bunun öncülüğünü yapacak. Artık bir arada satıcının olmasına ihtiyaç duymayacaklar. Çünkü satıcı dediğiniz şey ekstra bir kar marjı. O kar marjını düşürmek isteyecek e-ticaretteki alıcı. Bunun ya yöntemi direkt üreticiden halka satış gerçekleşmesi olacak. Yani aracıların hepsi, bugün işte 100 bin dediğimiz satıcıların sadece üreticileri artık pazar yerlerinde satış yapıyor olacaklar. Diğer alsatçıların birçoğu ortadan kalkacak. Buna hazırlanmak gerekiyor. Ya üretici olacaksınız, niş bir şey üreteceksiniz, rekabeti düşük bir şey üreteceksiniz ya da yapay zekayla onun marketing yöntemlerini, o üreticilerin daha fazla satış yapması için nasıl yapay zekayı kullanabileceklerini planlayan, tasarlayan ve bunu yöneten insanlar olmak daha karlı geliyor bana 5 yıl, 10 yıl sonrası için. Son bir soru daha soracağım. Şimdi bu e-ticarette verileri aldığınızda ülkeler olarak en çok satışlar nerelerden, ihracatla alakalı aynı zamanda sorayım, hangi noktalar var ve daha önümüzdeki birkaç sene için, 2025-2026 için nereleri böyle hedef olarak görüyorsunuz? Daha da orada bir artış olabileceğini düşünüyorsunuz? Arap coğrafyası çok geniş. Arap coğrafyası Suudi Arabistan gibi görmeyin. Katar'ı var, Bahreyn'i var. Evet. Birçok yan ülkeler var. O yüzden nüfus olarak da yüksek olduğu için orası her zaman için odak alanı olacaktır. Avrupa'da rekabet daha yoğun ve lojistik tarafı orada daha problemli. İşte Arabistan'a Antep'ten direkt bir tır çıkartabiliyorsunuz ama diğer tarafta Almanya'ya daha yüksek bir maliyetiniz oluyor. Oradaki işçi maliyetleri daha yüksek, oradaki teslimatlarla ilgili. O yüzden Arap coğrafyası bizim için her zaman yüksek bir potansiyeli olacak. Zaten şu anda trend yolunda büyüme noktası Arabistan. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetler de çok önemli bir pazar. Bugün Türkiye Cumhuriyetler daha yeni yeni kendine geliyor. Evet. 90'larda bağımsızlığını kazanmış bir cumhuriyet. Bugün daha yeni insan kaynağını, işte petrol çıkartıyorlar, doğalgaz çıkartıyorlar. Bunların gelirleriyle beraber kalkınmaya yeni başladılar. Özellikle Azerbaycan çok önemli bir büyüme içinde. Özbekistan çok iyi bir stratejiyle, yüksek bir nüfus yoğunluğuyla bizim için önemli bir pazar olacaktır. Yine Atatürk'ten örnek vereceğim. Atatürk'ün söylediği, Türkiye Cumhuriyetlerle aranızı iyi tutun. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılacak. O günde siz onlarla iyi ilişkilerde bulunup onlarla ticaretinizi, ilişkilerinizi arttırmanız gerekir diye bize vasiyeti vardır. Ve bizim oraya da yönelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İki tane önemli pazar. Hep batıya yüzümüzü çeviriyoruz. Evet.
Tamam, çok güzel. Almanya en fazla ihracat yaptığımız pazar. Ama burada da yakınımızda, dibimizde kavga etmediğimiz dostlarımız olması gerekiyor. Doğru. O dost ülkelerle beraber ihracatımızı arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani benim biraz daha potansiyel pazar olarak gördüğüm şey daha çok Arabistan Yarımadası, Türkli Cumhuriyetler ve daha sonrasında da Avrupa. O zaman efendim ağzınıza sağlık diyeyim. Yarın bayram mesajınızı alayım ben sizden. Çok güzel günler yaşamaya başladık. Ben çok umutla bakıyorum geleceğe. Son birkaç haftadır aslında bakarsanız mutlu geziyorum. Bu ihracat rakamlarının açıklanması bana mutluluk veriyor. İnsanların yüzündeki tebessümler mutluluk veriyor. Türkiye çok güçlü bir ülke. Evet. Ve çalışkan bir ülke ve zeki bir ülke. Ben ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağına çok inanıyorum. Eğer doğru bütçe adımları, doğru üretim adımları en önemlisi atılırsa ve Türkiye bunu hak ediyor. İnşallah da bu bayram bize bunları getirir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Evet efendim, Serkan Koç, arabulun.com CEO'su bizimleydi. Gün ortası ilk yarısı sona erdi. Kısa bir araya gidiyoruz, sonra devam edeceğiz. Evet efendim, gün ortası programı devam ediyor. Şimdi Yusuf Doğan, Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü bizimle olacak. Ondan önce bir fiyatlamalara bakalım kısaca. Sonra konuğumuzla da ayrıntılı bir şekilde konuşalım. BIST 100 9821 seviyesine geldi. Yatay pozitif seyrediyor şu anda. %0,66'lık bir artışta. Dolar TL'ye baktığımızda 32,20 TL şu anda. Euro TL 34,98. Sepet kur 33,59, gram altınsa 2446 TL, %1,30'luk bir artış söz konusu orada da. Dolar endeksine baktığımızda 103 seviyesini koruyor hala, 103,84. Euro dolar paritesi 1,08, pound dolar 1,26, dolar yene baktığımızda 151,83, dolar İsviçre frangı ise 0,90 seviyesinde şimdi. Efendim devam ediyoruz emtia piyasasıyla. Ons altın 2363 seviyesinde şu anda. 2600-2700'ler de konuşuluyor biliyorsunuz yıl sonu için. Artışına devam ediyor altın cephesi. Brent petrole baktığımızda 90 seviyesinde hala tutunuyor. 90,19 seviyesinde şu anda. Ham petrole baktığımızda ise 86,02 seviyesinde. Son olarak kriptolara bakıyoruz. Kriptolarda bir satış söz konusu diyebiliriz. 72'lerdeydi, 70 binlere doğru çekilmiş, %1,54'lük bir satış söz konusu. 70.617 seviyesinde. Bitcoin TL'ye baktığımızda 2297, Ethereum ise 3637 seviyesinde. Evet efendim, konuğumuza geçiyoruz şimdi, Yusuf Bey'e dönüyoruz. Kapatmadan önce dediğimiz gibi zaten 15 Nisan'a kadar kapalı olacak Borsa İstanbul. Ama kapanmadan önce bir Yusuf Bey'den değerlendirme alalım. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Yusuf Bey. Şimdi Borsa İstanbul'la alakalı yatay pozitif bir açılış gerçekleştirdi. Yine yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ben şunu sormak istiyorum. Bugünü biraz değerlendirmenizi, çünkü kısa bir günde ciddi bir yükseliş yine yaptı. Bankalar tarafında da aynı keza öyle. Bayram sonrası dönüş için beklentileriniz nelerdir aynı zamanda? Sizin de söylediğiniz gibi aslında bugün her ne kadar gün ortası kısa seans olsa da yine dünkü momentumun devamını gözlemledik bugün de. Aslında bu tarafta kredi faiz riskinin olmamasından dolayı, çünkü dünle bugün tek seans olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla piyasa katılımcılarının satış tarafındaki ağırlıklarının azaldığı bir gün gözlemledik.
Bir de bunun üstüne aslında beklentilerin bizim endeks fiyatlama modelimizin yaklaşık 32 puan üzerinde bir artışla açılış olması neticesinde aslında piyasa katılımcılarının bu yarım günlük seansta da pozitif sentiment bölgesinde olduğunu anlamış olduk. Ancak burada şunu da söylemek lazım. Özellikle 9835 referans direnç bölgesi haline geldi. Bugün aslında yukarıda 49'lara 40'lere kadar çıkan bir fiyatlama gözlemlesek de sonrasında bir miktar gevşeme izledik. Bu da bazı piyasa katılımcılarının direnç seviyelerinden kar realizasyonları yapma ihtimali olduğunda aslında akılda tutmamız gerektiğini söylemesi açısından önemli. Çünkü özellikle dün ve bugünkü gibi yukarı yönde sert momentumlu hareketler baktığımızda çoğu endekste bir düzeltme hareketinin de sonradan geldiğini backtestlerden gözlemliyoruz. Elbette ki sağlıklı fiyatlama açısından bu tarz düzeltme hareketlerinin olması da aslında piyasanın fiyatlama dinamik bir momentumunu ve mekaniklerini düzeltmek anlamında çoğu zaman da önem arz ediyor diyebilirim. Bu tarafta da referans destek seviyelerini aslında takip etmek lazım. Geniş perspektifte baktığımızda özellikle 9400 seviyesi artık ana referans destek bölgesi haline geldi. Bir de seanslık bazı özellikle 21 günlük üstel hareketli ortalamayı yatırımcılar, piyasa katılımcıları yakından takip eder hale geldi. Fiyatlama anlamında o da 9824 seviyesinde şu anda. Yine bizim modelimizdeki mid price'ımızda 9813. Dolayısıyla 9813, 9824 üzerinde bir kapanış olursa bugünkü seansta ki yaklaşık 4 dakikamız kaldı. Sonrasında bayramdan sonraki pazartesi seans açılışında bir miktar daha market sentimentinin pozitif olma olasılığını artacağını söyleyebiliriz. Bu tarafta aslında şuna da bakmak lazım. BIST 100'de endeksi yukarıya taşıyan ilk 10 şirkete baktığımızda yine bu şirketlerin ağırlıklarının ve betalarının yüksek olduğunu, endekse korelasyonlarının da yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Bu şirketler öncülüğünde BIST 100'ün artış göstermesi ve buna da aslında BIST Banka'nın da eşlik etmesi piyasa katılımcılarının sentimentini göstermesi açısından da oldukça önemli. Çünkü bu tarafta piyasa katılımcılarının aslında artık pozitif bölgede kendilerini yer aldıkları, bu tarafta daha güçlü olduklarını göstermeleri açısından önemli. Tabii bir de yurt dışı taraftan bakmak lazım. Özellikle Borsa İstanbul'daki şirketler üzerine yazılmış ve sadece Borsa İstanbul şirketlerini içeren Tur ETF'i, daha içerisinde Türkiye ETF'ine baktığımızda da son 10 yılın en düşük short interest'ini gözlemliyoruz. Yani o taraftaki ETF yatırımcıları da Borsa İstanbul 100 tarafında düşüşse oynayan açığa satış pozisyonlarını ETF tarafında son oyunun en düşük seviyesine getirdiler. Aslında yabancı yatırımcı da bizde yukarı yönlü hareketler bekliyor. Ancak aslında dünkü ve bugünkü seans 1,5 günlük bir seans olacağı ve uzun bir tatil sürecine gireceğimiz için teknik fiyatlamanın ön plana çıkacağını söylemiştik. Bu bağlamda özellikle söylediğimiz referans seviyelere dikkat etmekte fayda var. 9835'in üzerinde kapanış olursa bayram sonrası aslında 5 haneli endeks fiyatlamalarına gitmek çok daha kolay olacaktır. Yine endeks fiyatlama modelimizde belirli parametrelerin sağlanması koşuluyla şu anda aslında 10.614, 10.649 bölgesi de artık bizim fiyatlama ufkumuz içerisine, endeks fiyatlama modelimizin fiyatlama ufkunun içerisine girdiğini söyleyebilirim. Burada tabii ki çeşitli parametreler de gerçekleşmesi lazım. Ancak özellikle bu sene baktığımızda şirketlerin nakit akışlarının güçlenmesiyle birlikte endeks fiyatlamasının 5 haneli seviyeleri gelme olasılığının daha fazla olacağı bir model de gözlemliyoruz. Onu da söyleyelim buradan. Çünkü nakit akışlarının, özellikle serbest nakit akışlarının artmasıyla birlikte endeksteki 5 haneli fiyatlamalara gelme olasılığının artacağı ve momentum tarafında da büyük destek olacağı modelimizde fiyatlanıyor diyebilirim. Bu bağlamda bayram sonrasında özellikle 9835 üzerine yerleşim bugün itibariyle piyasa katılımcı tarafında oldukça pozitif bir algı yaratacaktır diye düşünüyorum. Zaten endekse de baktığınızda söylediğimiz referans direnç bölgesinin üzerinde, evet, kapanış gözlemledik.
Evet Yusuf Bey, şimdi borsayı da kapatmış bulunuyoruz. %0,59 yükselişle kapattı. 9814 puandan yine yatay pozitif bir kapanış görüyoruz. Ve böylelikle 15 Nisan'a kadar Borsa İstanbul tatile girmiş oluyor efendim. 15 Nisan'da tekrar işlemler başlayacak. Evet Yusuf Bey, yatay pozitif bir kapanış gerçekleşti Borsa İstanbul'da. Şimdi beşhaneleri dediniz bayram dönemi, bayramdan sonraki dönem için. Peki bir düzeltme hareketi gibi bir şey bekliyor musunuz bayram sonrasında? Yoksa kesin 10 bin lira geçeriz artık böyle devam ederiz gibi bir beklentiniz yüzde ne kadar? Aslında şöyle konuşmanın başında da söylediğim gibi bu tarz momentumlu fiyatlama hareketlerinden sonra aslında endeks fiyatlamalarının doğası gereği her zaman direnç noktalarından bir kar realizasyonları evet, izledik. Çünkü son iki gündeki momentum oldukça hızlıydı. Dolayısıyla piyasa katılımcılarında bu momentumu yakalayan bazı piyasa katılımcılarının kar realizasyon güdüsü içine girme ihtimalinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu tarafta da aslında referans destek bölgeleri ön plana çıkıyor. Şimdi bu referans destek bölgelerin altında endeks fiyatlamasında bir kapanış gözlemlemezsek aslında bunu düzeltme hareketi olarak değerlendirmek oldukça rasyonel olacaktır. Burada da geniş perspektifte 9400 bölgesi oldukça önemli. Olası bir düzeltme hareketinde 9400'ün aşağısına fiyatlama kapanmadığı sürece aslında market piyasa sentimentinin hala pozitif bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Yine aslında diğer önemli fiyatlama seviyeleri de kısa vadede az önceki geniş perspektif içinde özellikle mid price tarafında 9813 bölgesindeyiz. Dolayısıyla 9813 bölgesinin üzerinde kalınması da olası bir düzeltme hareketinde yine pozitif algıyı artıracaktır. 9824 seviyesinin bir miktar aşağısında kapattık 21 günlük üstel hareketli ortalamanın. Ancak bu seviyeye yakın olması yine haftadaki bayramdan sonraki endeks fiyatlaması konusunda piyasa katılımcılarında görece pozitif bir etkinin devam edeceğini göstermesi açısından önemli. Bu bağlamda referans destek seviyenin altına yerleşmeyen bir düzeltme hareketi olduğu sürece bunu bir mevcut momentumun düzeltmesi şeklinde okumak çok daha rasyonel olacaktır. Tabii bu esnada şuna da dikkat etmekte fayda var. Özellikle tarihi volatilitelere baktığımızda Türk lirasının realize etli money volatilitesiyle zımlı volatilitesinin yatay bir seviyeye geçtiğini gözlemliyoruz. Ancak bu tarafta Türk lirasının bir haftalık forward pointleriyle risk-yüz korelasyonunun 2022 Aralık'tan bu yana en sıfırdan en uzak bölgede olduğunu gözlemliyoruz. Aslında bu momentumun başlamasının, endeksteki momentumun başlamasının ana nedenlerinden bir tanesi de oydu. Çünkü geçtiğimiz günlerde endeks açılmadan 9.40 geçe bu korelasyonun sıfırdan hızlıca uzaklaştığını gözlemledik. Neticesinde de endeks tarafında yukarı yönde sert hareketler izledik. Yayından önce kontrol ettiğimde de 2022'den bu yana en sıfırdan en uzak negatif bölgede olması aslında endeksi destekleyici bir teknik parametreden en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçte fon geçişkenliğinin de hızlandığını gözlemliyoruz. Bu tarafta hem zımni volatilitedeki yatay hareket hem etli money'deki yatay hareket, forward point'lerdeki aşağı yönlü hareket aslında borsa Yusuf Bey'e döneceğiz. Şimdi haberimize devam edelim. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi Mart ayında 51,6'ya yükseldi. Böylelikle Türk imalat firmalarının dış talep koşulları Mart ayında üst üste 3. ay iyileşme gösterdi.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi iyileşme ivmesini korudu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mart ayında 51.6 puana yükselerek üst üste 3. ayda eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti. Endeks, Şubat ayında 51.1 seviyesindeydi. Böylece endeks, ihracat iklimindeki iyileşmenin ılımlı, ancak son 10 ayın en belirgin düzeyinde olduğuna işaret etti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim son 14 aydır artış gösteriyor. ABD'de üretim Mart ayında Şubat'a kıyasla hız kesmekle beraber güçlü büyüme performansını korumayı başardı. Türk imalat sanayi sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde talep koşullarının en güçlü iyileştiği ülke ise ihracat hacminden %3,5 pay alan Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan'da da ekonomik aktivite keskin artış yaşarken diğer bazı Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinde ise daha olumsuz görünüm ortaya çıktı. Verileri yorumlayan S&P Global Market Intelligence ekonomi direktörü Andrew Harker, küresel ekonomide büyümenin giderek daha genele yayılı bir hale gelmesiyle Türkiye'nin imalat sanayi ihracatı açısından önemli konumda bulunan pazarların büyük bir bölümünde satış fırsatları genişliyor. Sadece Almanya ve Fransa bu trendin gerisinde kalmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Türkiye'deki firmalar dış talep koşullarının güçlenmesi bakımından bu iki ülkenin de toparlanma belirtileri göstermesini ümit edecektir, dedi. Evet Yusuf Bey'le devam ediyoruz. Yusuf Bey, son cümlenizi isterseniz alayım. Sonrasında bir de size dolar bazlıyı da sormak istiyorum. Çünkü tamam, Türk lirası tarafında yükseliş devam ediyor fakat dolar bazlı hala Borsa İstanbul geride, yabancı girişlerinde de hala düşüş var. Ama şöyle de bir beklenti de var. Diyorlar ki işte seçim süreci geçti. Seçimden sonra daha hani ekonomi politikaları da daha ortodoks politikalarla devam ettiği için yabancıların geleceği bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hatta TL de bu konuda değerlenecek diyorlar. 30'ların altına inecek diyorlar. Borsa İstanbul'daki dolar bazlı kısmı da sizden rica edeceğim. Tabii ki aslında yabancı yatırımcılar bütün dünyadaki dolar bazlı olmayan endekse girerken yerel kura da bakıyorlar. Çünkü evet, endekslere yatırım yaparken kendi para birimlerini satıp lokal para biriminden işlem yapıyor. Sonrasında da olası bir kar olduğunda lokal para birimlerini satıp kendi ana para birimlerini alıyorlar. Bu bağlamda da o tarafta elbette ki kur hareketleriyle kendi olası kar ya da zararlarını karşılaştırıp ona göre pozisyon alıyorlar. Aslında endekse dolar bazlı bakılmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde özellikle yabancı yatırımcılar tarafında kur istikrarı konusuna oldukça referans veren raporlar okumuştuk. Evet. Ancak şimdi bizim ortodoks politikalara geçmemiz, yerel seçimlerden sonra aslında yapılan ilk açıklamaların sıkı para politikasının korunacağı yönünde hem iç hem de dış piyasalara verilen güven mesajı neticesinde yabancı yatırımcı tarafında çok net bir pozitif algı oluştuğunu ben söyleyebilirim. Çünkü seçimlerden sonra ben de yurt dışı fon yöneticileriyle görüştüğümde özellikle ilk mesajın sıkı para politikasının korunacağı yönde verilmesinin kendileri için oldukça pozitif olduğunu iletmişlerdi. Aslında bunun bir destekleyici sadece ayaklarından bir tanesi de hafta sonunda gelen Merkez Bankası'nın yeni regülasyonuydu. Evet. O tarafta bankaların bilançosundaki TL tahvillerinin azaltılacağı yönde bir regülasyon geldi. Bu da 10 yıllıklarda özellikle getirilerin arttığını bizlere gösterdi. En son baktığında 27.23 seviyesindeydi 10 yıllıklar. Bu da aslında yabancı yatırımcıların özellikle global getiri avcılarının hedefledikleri bölgeye doğru 10 yıllıkların hızlıca gidebileceği ihtimalini de arttırdı. Şimdi tahvil tarafında özellikle TL tahviller tarafında bu şekilde ilginin artması neticesinde bunun Borsa İstanbul'a da sirayet edeceğini söyleyebiliriz. Elbette ki tahvil tarafına olacak fon girişleri kurun stabilitesi konusunda da yine pozitif gelişmelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında geçtiğimiz günlerde de çok büyük bir yatırım bankalarından bir tanesi
yıl sonu kur beklentisini de açıkladı. Benim açıkçası son dönemlerde gördüğüm dolar TL ile yapılmış en bilimsel ve derin araştırma raporlarından bir tanesini yayınladılar. Bu rapora göre de yıl sonu beklentilerinin aslında bizim iç piyasada konuşulanlardan çok daha aşağıda olduğunu gözlemledi bu raporlar neticesinde. Yine yerel seçimlerden sonra Deutsche Bank'tan da TL varlıkların değerleneceği, TL'deki reel değerlenme konusunda referans içeren raporlar gözlemledik. Tüm bu metrikleri beraber değerlendirecek olursak aslında kurdaki stabilite neticesinde endeksin bu şekilde yukarı gitmesi ve TL 10 yıllıklardaki getirilerin 30'lara doğru çıkması yabancı yatırımcının ve gelişmiş ülkelerden bizim ülkemize gelecek portföy akımları için perfect timing dedikleri doğru zamanlama şartlarına çok daha hızlı bir şekilde erişebileceğimizi göstermesi açısından önemli. Bu bağlamda TL tahvil tarafına odaklanması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü TL tahvil tarafına giren fonların sonrasında Borsa İstanbul'da geçtiğini ve bu iki finansal aseti portföylerinde taşıdıklarını da geçmiş dönemlerde de sıkça görmüştüm. Evet, Yusuf Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizinle de borsayı kapatmış olduk. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum EkoTürk ailesine. İyi bayramlar diliyoruz biz de size. Çok teşekkürler. Evet efendim, Yusuf Doğan, Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü bizimleydi. Dediğimiz gibi gün ortasının da sonuna geldik efendim. Yarın bayram, bayram başlıyor. Hepinizin mutlu, huzurlu bayramları olsun. Bayram süresince de EkoTürk'ü izlemeye devam edin. Çünkü birbirinden güzel konuklarla, programlarla yine karşınızda olacağız efendim. İyi bayramlar.